Ve inne lekum fil en'ami le'ibra. En'amda işte yani koyunda, keçide, sığı ve devede sizin için alınacak dersler var. Bir bakın, bir inceleyin onları. Nusqikum mimma fi butunihi min beyni fertin ve demin lebenen. Bakın onların karınlarından işte fersle kandan ayrışarak meydana gelen bir süt size içiriyoruz. Biz sütü de zaten zihnimizi zorlayalım. Bu dört tür hayvandan içiyoruz zaten. Değil mi? Arap coğrafyasında daha çok belki deve sütü yaygın. Ama bizim buralarda koyun, inek, keçi, manda, değil mi? Yani hep ne aklımıza geliyorsa bu tür hayvanlardan. Allah bu ayette özellikle bu sütün oluşumuna dikkat çekiyor. İşte biraz önce hocam da size nakletti buradan. Tabii ki bunlar bizim uzmanlık alanımıza girmiyor. Gıda mühendisliği var burada. Birçok farklı disiplin devreye giriyor. Ama Arapça olarak söyleyeceğimiz, dikkat çekeceğimiz bir yer var burada. O da şu min beyni fertin ve demin kelimesi. Beyin. Burada evet Kur'an-ı Kerim'deki kullanımına baktığımız zaman beyne kelimesi iki şeyin arasını ifade etmek için kullanılır. Yani beyne raculin ve mar'etin, kadınla erkeğin arasında falan derken oradaki beyne o manaya gelir. Ama buna da kelimenin sözlük manasındaki mastar olarak kullanımında beyin ayırmak manasına da geliyor. Fasıl etmek, firak. Bir şeyi bir şeyden ayırmak. Min beyni fertin ve demin. Fers dediği, hani biraz önce dedik ya, gıdaların, hazmedilen gıdaların bağırsaklardan süzülüp kana karışmış hali. Kan ve fersin ayrışmasından, birbirinden ayrılmasından meydana gelen bir süt. İki farklı madde Allah Teala tarafından mucizevi bir şekilde ayrılıyor ve üçüncü bir madde, bembeyaz bir süt çıkıyor. Ne kandan bir eser var, ne o hazmedilip kana karışmış olan gıdalardan bir eser var. İkisinin ayrışmasından üçüncü bir madde. Allah diyor ki nasıl oluyor bu? Yediğin ne bak, çıkardığına bak. Bembeyaz. Herkesin rahatlıkla içtiğinde boğazdan aşağı kayıp giden harikulade bir süt. Olabilir mi? Oluyor diyor. Nasıl oluyor bu sistemi? İnek bir yerden mi öğreniyor? Koyun, keçi, manda bir yerden mi öğreniyor bunu? Hangi yiyecekleri yemesini biliyor, hangilerini yememesi gerektiğini biliyor. Otluyor, şey yapıyor falan. Harikulade bir ürün size meydana getiriyor. Nasıl oluyor bu? Cenab-ı Hak sayesinde oluyor. Bak da diyor, ibret al bundan. Kendin yetiştiriyorsun. Yemini veriyorsun. Suyunu veriyorsun. Otluğa götürüyorsun. Akşam getiriyorsun. O da Cenab-ı Hakk'ın ona yüklediği sistem sayesinde sana ürününü akşama hazır bir şekilde veriyor. Bak da diyor, bundan ibret al. Bunu yaratan, yaşatan, buna bu şeyi öğreten ilahi güç sana da bir takım emir ve yasakları veriyor. O zaman bak ki ondan senin ne farkın var? O kendisi için verilen programı harfiyen uygularken sen senden uygulanmasını istediğin programın ne kadarını yerine getiriyorsun?